Hocam öncelikli olarak Endonezya'daki fuarla ilgili biraz değerlendirme rica edelim. Bir de Endonezya Savunma Bakanı siz dolaştırırken ihtarın 001 imalat numaralı olan sisteminin Endonezya'ya verildiğini söylediniz. Biraz bize detay bilgi, bu iki ülke arasında neler var onları lütfen rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Öncelikle Aselsan standına hoş geldiniz. Biz fuarı gezdiğiniz, takip ediyorsunuz, gördünüz. Biz aslında ülke olarak güçlü bir katılım sergiliyoruz burada. Savunma Sanayi Başkanımız da bizzat burada ulusal katılım gösterdiğimiz fuarlardan bir tanesi. Bölge aslında bizim için, ülkemizin güzide savunma sanayi şirketleri için önemli bir bölge. Biz böyle değerlendiriyoruz. Asya Pasifik buradaki pazar, kıymetli bir pazar. Buradaki etkinlikleri yıl içinde yani kendi becerilerimizle takip etmekle beraber bu tip faaliyetlerde de mutlaka en üst seviyede yer alıyoruz. Aselsan açısından da aslında Endonezya'ya ihracat yapan birkaç şirketten bir tanesiyiz. Bugün tabii başka şirketlerimizle sözleşmeler imzalandı. Hem Başkan Bey'in hem Savunma Bakanı'nın huzurunda. İnşallah onlarla beraber bu ülkedeki iş hacmimiz, pazarımız daha da büyüyor olacak, gelişiyor olacak. Biz burada deniz sistemlerinden işte SİMENŞ verdik. 8 tane, 4 tane teslim ettik. 4 tanesi şu anda teslim ediliyor. Denizaltı için Zargana ve Zoka ürünlerimizden verdik. Hava kuvvetlerinin kara araçları için bizim stabilize silah sistemlerimizden daha evvel verdik. Burada yerel bir şirketle beraber telsizlerimiz üzerine teknoloji transferi konusunda yapa geldiğimiz çalışmalar, anlaşmalar var. Bunları takip ediyoruz. Sizin sorunuzla bağlayayım. İşte ihtar da bizim burada bu pazarda olduğumuz ürünlerden bir tanesi. Özelliği de ilk 001 yani yurt dışına ilk ihraç ettiğimiz ihtar alan, kullanan Endonezya oldu. Hatta ve hatta bu ihtar bugün bu savunma sanayinde de bu fuarın kapsamında da kullanımında olduğunu söyleyebilirim. Bir tane sattık, ilki buraya sattık ama ilk ve son değil. Çok beğendiler, kullanıyorlar. Devamı gelecek inşallah. Hocam standınıza baktığımız zaman Leopard 2'nin yeni kule tasarımını gördük. Bizim hemen dikkatimizi çekti. Son durum nedir? Kara kuvvetlerine veriyorsunuz galiba. Bununla ilgili de son bilgileri rica edeceğiz. Aslında o modernizasyon bu alanda çok farklı coğrafyalarda talep var. Yaygın kullanımda olan kara araçlarından. Bunların modernizasyonu konusunda hem ülkemiz için hem dışarıdaki pazarlar için şey yapıyoruz. Çok gayretli çalışıyoruz. Yenilediğimiz sistemlerimiz var, tasarımını değiştirdiğimiz kule var, modernize ettiğimiz gerek elektrooptik, gerek bizim haberleşme sistemleri, gerek diğer sensörlerimizle beraber bütünleştirdiğimiz yeni açılımlar var. Sizin de dikkatinizi çekmiş, güzel haberlerle geliyoruz bu anlamda. Yakında diyelim, herhalde daha fazla duyacağız onunla ilgili. Son sorumuz erken uyarı radar sisteminizle ilgili. Son durumlarınız nedir? Biraz da onlarla sizi yakalamışken bir soru sormak isteriz. Evet, o da güzel bir soru. Radarda son birkaç yılda inanılmaz bir mesafe kaydettik. Yani sadece geçtiğimiz sene 36 farklı radar teslim edildi. Yani bunların hani kapsamlarını sizler yakın takip ettiğiniz için sektörü biliyorsunuz. İşte seyir radarlarından deniz platformlarındaki radarlara ve biraz evvel bahsettiğiniz işte uzun mesafeli takip radarlarına varana kadar, AIRS radarlarına varana kadar geniş bir yelpaze. Biz bunların temelinde özellikle modüler bir yapı ve yapı taşında bunu çözerek, üstüne koyarak devam etmeyi kendimize ilk önce bir strateji olarak belirlemiştik. Böyle de doğru bir kararla şimdi çok farklı frekanslarda çok farklı amaçlar için radarlar geliştirip üretebiliyoruz. Teslim etmek üzereyiz. Son testler yapılıyor. Ben de bizzat gördüm, inceledim. Güzel bir yerli, milli, çok kullanılacak, envantere de çok sayıda girecek bir radarımız olacak inşallah. Anladığım kadarıyla radarlarla ilgili daha yeni yeni haberler alacağız herhalde hocam. Çok. Ben radar ve elektronik harp konusunda özellikle hani dünyadaki bu paradigma değişimlerinden sonra savaş konseptlerindeki özellikle
elektronik harbin ve radarın öneminin yeni geliştirilen platformların da sahada daha fazla olmasıyla, ortaya çıkmasıyla ben ülkemizin ve dolayısıyla bu anlamda çok etkin faaliyet gösteren ASELSAN'ın öne çıkacağını değerlendiriyorum. Önemli ihracat kalemlerimizin çok yakın zamanda bu elektronik harp ve radarlar üzerinden olacağına inanıyorum. Hocam size iyi fuarlar diliyorum. Bol bol ihracat haberlerinizi bekliyoruz. İnşallah. Teşekkür ederiz tekrardan. Sağ olun, var olun.